Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft icatlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. İyi seyirler. Hadi inelim. Evet arkadaşlar, gene 3 her bölümde 3 tane icat yaptığımız için bu bölümde de 3 tane icat yapacağız. İlk icadı Atakan abim yapacak. Orhun abi icat yapmıyor nedense, ben de bilmiyorum. Evet Atakan abi, bir köşeye yap. Bir köşe mi? Niye iki köşe değil? Yap bir köşe işte. Tamam, cam da kullanayım. Orhun abi, sen de video çeken adamsın ya. Doğru düzgün dur. Bir yapsa? Çok hızlı ipleşi ölsem. Ne ki bu? Onu sayılamadı adam. Aynen abi. Bu tavuk ne? Tavuk makinası, yani tavuk makinası, tavuk makinasından hem yumurta hem de yemek ihtiyacınızı karşılıyorsunuz arkadaşlar. Bir yapma şunu ya. Nasıl olacak? Bir göstersen. Hatta küfür mü ettik yani? Şimdi 1, 2, 3, 4 lan. Adama bak ya, sanki kendi makinesi. Göster göster oğlum, gel göster. Şimdi arkadaşlar şurada dolduruyoruz şurada. Ya öl ya, öl ya, geber ya. Hayır, o bir şey yapıyor da onun için yapıyorum. Onun için atıyorum şu anda. Yapmaya çalışıyor aslında. Yapmıyor da. Şimdi arkadaşlar şuraya yumurtaları koyuyorsunuz. Dispenser'a. Dispenser normalde TNT bırakabilir. Hem başlatılmış. Ondan sonra okları fırlatabilir, yay gibi. Ateş toplarını da fırlatır. Aynen, ateş topunu da fırlatabilir. İşte o tür şeyleri yapar. Ama dropper sadece item bırakır. Bu farkı olduğu için göstereyim hemen. Şey, biz yumurta kullanmayacağız. Skill, yani tavuk spawner'daki tavuk yumurtasını kullanacağız. Spawn yumurtası yani. Aynen, spawn yumurtasını kullanacağız hızlı olsun diye. Buradan bırakacak, işte böyle. Tamam, yeter. Tavuktan şelale. Aynen. İsterseniz burada böyle yaparak öldürebilirsiniz. Ya da şu köşeyi açık bırakıp şuradan bir tane Potion of Arming, yani damage vurabilirsiniz. Eksik oldu bu. Buyur. XP verebilir bu. Diğer şekilde XP vermiyor. Kadarını bilin. Bu yani temel şeyi bu değil mi? Aynen, temel şeyi bu. Bir de unit sistemini yap. Bir dinle anasını. Ben bu fırlatmaya sistemini kullanıyorum genelde. XP de veriyor. O yüzden onu kullanıyorum genelde. Yani. Hunili sistemini yap şimdi. Ne? Hunili sistem. Yumurtalar yeniyor yani. Oran abi yapıyor bırak. Sen yukarıya tavuk bırak. Evet, sen bırak bakayım oran abi. Şimdi nerede onunla? İnsan değil. Tamam, yeter lan. Boşlatıyor artık. Timer'ı geçen bölüm göstermiştik. Şimdi bir kere öldü. Buyur. XP nasıl verdi? Evet. Bu yaptım. Bu bastım, artık bir attım. XP şu köşeden alabilirsiniz arkadaşlar. İtemler i̇şte aşağıda. Arkadaşlar bu oradaki tavukların etleri ve tüyleri düştü. Ayrıyeten bir de eğer yumurta şey yapmak istiyorsanız oraya tavukları biriktirip yumurtalarını da çıktığında oraya düşebilir. Aynen, benim kullandığım, onun içinde kullandığım bir yöntem var benim aslında. Evet, ikinci icat. İkinciye geçiyoruz. İkinci icat. İkinci icadın ismi güneş sensörü sabahları
enerji veriyor. Ama biz burada sabahları değil de akşamları yanan bir lamba yapacağız. Normali böyle. Sensörü sayesinde. Normali böyle. Ama biz değişini yapacağız. Vay, cam yarım bulup mu diye. O zaman bunu kullanabilirim. Olmam lazım yani. Beni kullandığında bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekil yaptığınızda gece olduğunda hemen yapayım. Gece olduğunda ışıklanmalar yanar direkt. Işık vermeye başlar. Ama bu nasıl diyeyim? Sabah olduğunda kapanır. Ya bizim 6. sınıftan bu ne bir lamba vardı böyle. Sahile dikiyorlar. Sabah elektriği çekiyor güneşten. Gece yanıyor kendi. O tarz bir şey yani, oldu. Bunun gibi. Ya. Ama bu şimdi arkadaşlar. Güneş sensörünü gece içinde değerlendirmiş oluyoruz burada. Aynen öyle. Hey, ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu Nothing Hut denen bir gate var. Enerji aldığında şey vermesi. Redstone sinyali vermesi ya da vermemesi. Enerji almadığında redstone sinyali veriyor buradaki gibi. Enerji aldığında redstone sinyali kesiliyor. Evet, arkadaşlar, 3. Gördünüz. Benim şey, Orhan abi şunu göster. O ne? Benim kullandığım bir sistem. Sadece şey. Tavuk ve şeyler bir şeyde durabilir. Kapatamazsın ki. İstediğin kadar dana kapanmaz. Kapanacak. Ben de bir kar yükseği yaparım. Evet. İşte tavuk gibi şeyler bir karede durabilir. Suda üste doğru gidecektir, altta doluşmayacaktır. İsterseniz burayı açık bırakalım istediğimiz kadar. Yine de düşmeyecekler. Zinc denilen yani bunlar... Orhan abi ne diyorsunuz siz? Tabela. Tabela ha. Suyu engeller. Bu yüzden de şey olur. Ben orayı açık bırakıyorum çünkü keste bakmak için. Kısayası yumurtalar cam... sudan geçiyor. Aynen. Ve böyle chest'e geliyorlar. Tamam, biz üçüncü icrada geçelim. Bir iki tane yumurtlarlar aralı. Evet pozorakta. Arkadaşlar, üçüncü icadı da ben yapıyorum tekrar. Üçüncü icadın ismi aslında yani kendinize göre şey yapabilirsiniz. Zıplama, trambolin gibi. Ama ölürsünüz. evet, yani yanınızda su yoksa ölürsünüz. Aslında aynen. Onu... Buraya yap ama kullanmayalım burada. Dışarıda bir yerde kullanalım. Evde denemeyin. Hayır. Dışarıya zarar vermiyorum abi. Ha, o zaman tamam. Evde denemeyin bunu. Arkadaşlar bu arada sakın ve malzemeler obsidyen, su kovası, TNT, TNT 3 6 9 12. 12 tane TNT lazım. İşte kızıl taş lazım, basınç plakası lazım. Ve survival'da olmamanız lazım. Aslında survival'da da yapabilirler. Ama blast... Etrafında su varsa ölmezler. Hayır, şu seti giymeliler. Şimdi arkadaşlar, 7x7 olarak şey yapacaksınız. Patlama koruması kısaca. Yani. 7x7 obsidiyandan kare yapacaksınız. Ortasına şöyle 3x3 bir kare yapacaksınız. Sonra şu karenin içindeki boş kalan yerlerin köşelerine su kovasıyla su koyacaksınız. Ato şuradaki keste koydum. Ondan sonra redstone'ları şöyle dizeceksiniz. Şuraya basınç plakasını koyacaksınız. Orhan abi sakın basınç plakasına binme. Tam bindim, sen koydun. Şöyle arkadaşlar. Köşelere koymuyorsunuz. Evet aynen, köşelere koyarsanız etrafa zarar verebilir. Orhan abi buyur. Orada kal. Kaçıncı katmana çıkacağız?
6. katmanından 49'un öyle bir şey. Evet arkadaşlar, sakın evde denemeyin. Bu da travmatik bir şey. Batı, single player'da işe yarayacak mı bakalım? Anlamadım. Single player'da işe yarayacak mı? Hayır. Ha, ölmeme mi? Aynen. Denem. Bir dakika ben deneyeceğim ha. Ben deneyeceğim. Bana ne? Ben icat yapmıyorum. Evet arkadaşlar, ben deniyorum. İtamlar bende yavrum. Abi öleceğim. Al işte. Evet gençler, ne oldu? Abi şey, Orhan abi o itemleri bana ver, ben giyeyim. Arkadaşlar Survival'da denediğinizde patlama anında 6k canınız gidiyor. Haberiniz olsun. Eğer canınız alsa denemeyin. Kaskı sildim lan galiba ben. Basar mısın? Koyun. Koy anasın. Bir dakika. Tamam. Patlama. Çıkma ama. Game mode'dan çıktın mı? Evet. Bekle. Orhan abi çeksene. İşte ben yapsam daha iyiydi ama neyse abi. Oğlum o kadar. Bakalım ölecek mi? Yarım kalp canım gitti. Yani zırhsız 6 kalp canımız gidiyor arkadaşlar. Az önce denedim. Patlama anında 6 kapçanız gidiyor. Düşüşünü siz bilin artık. Etrafında etrafınız bir su varsa deneyin bunu. Yapın. Oyun düşüşü deneyin. Dur bir dakika, çıkma üzerine. Çıkar üzerindekileri. Oğlum dur lan, şey düşüşte engelleme yok bunda. Sadece blast yani patlama. Çık üzerine. Sol. Ters git. Yetişinci katman. BTF. Arkadaşlar bu hurda suya düşme taktiği tam patladığında suyun olduğu tarafa doğru yürüyün. Patladığınızda suyun olduğu tarafa doğru sıçrarsınız yani. Suyun olduğu tarafa doğru uçarsınız. Düştüğünüzde de tam üstüne düşmüş olursunuz. Az önce ben öyle yaptım. Oldu mu, bitti mi? Onaylakta oldu yani, ölmüyorsunuz. Altı kapçanız gidiyor sadece. Böyle. Üç icadı da bitirdik. Şöyle bir daha hepsini... Yumurtladılar böyle gördüğünüz gibi. Daha da yumurtluyorlar pezenekler. Orhan abi sen şöyle bir üstten göster hepsini. İcatları. Şunu da gösterdim. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.